Azerbaycanlı Ceyhun Halilov, sevgili seyirciler, deprem haberini alır almaz gönüllü bir şekilde kendi imkanlarıyla deprem bölgesine gitmiş, geçmişte almış olduğu eğitim ve görüntüleme cihazıyla 14 vatandaşımızın sağ olarak enkazdan çıkarılmasında başrol oynamıştı. İşte Ceyhun Halilov bugün Bakü'den yayın konuğumuz olacak. Sevgili seyirciler, dönelim Bakü'ye. Fatih Avanos'un yanında Ceyhun Halilov, sözü onlara bırakalım. 6 Şubat tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin unutamayacağı bir tarih olarak sayfalarda yerini aldı. Çok büyük bir facia, çok büyük bir doğal afetle yüz yüze kalmıştık. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen binlerce binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı ve en önemlisi binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz tarihe geçen elim bir doğal afet olarak hafızalara kazındı. Ama bu doğal afet sonrası özellikle başta Azerbaycan olmak üzere yardıma gelen, destek olan uluslararası camiadan birçok ülke Türkiye'nin yanında olmuştu. Hatta kötü olduğumuz, ilişkilerimizin iyi seyretmediği ülkelerle dahi bu vesileyle de tabii ilişkiler kurulmuştu. Azerbaycan özeline bakacak olursak da burada Azerbaycanlı Server Beşirli'yi tanıdık bu vesileyle. Diğer taraftan Hikmet amcamız, Sakine teyzemiz, isimleri hiçbir zaman unutulmayacak kahramanları tanımıştık. İşte o kahramanlardan birini daha bugün size tanıtmak istiyoruz. Ceyhun Halilov deprem haberini alır almaz burada hazırlıklarını tamamlamış ve depremin de 3. günü akşamı bölgeye gitmişti ve orada gönüllü bir şekilde faaliyetlerini göstermişti. Şimdi kendisi temsilciliğimizde yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bakü'ye geldiniz. Oradaki faaliyetlere birebir katıldınız. Öncelikle Ceyhun Bey, sizi tanımak istiyoruz. Ne işle meşgulsünüz? Öncelikle merhaba, teşekkür ederim davetiniz için. Ben yüksek yeni teknolojilerin inkişafına destek içtimai birliğin sedriyim. Siz de buna derler yeni teknolojilerin gelişimine destek derneği. Başkanım. Yani bir dernekte yöneticisiniz, evet. Ama bilginiz var mıydı, eğitiminiz var mıydı ya da sadece sevgiyle mi bu yola çıktınız yardım için, neler söylersiniz? Eğitimim vardı, üniversiteyi bu üzere bitirdim. Ukrayna'da Mülki Müdafiye Üniversitesi'ni bitirdim. Sivil Kurtarma derler size. Emeği Muhafizesi Fakültesini bitirdim. Bundan başka birkaç kurslar da geçtim. Türkiye'de ve Azerbaycan'da kurtarmayla bağlı. O sertifikaları ve diplomaları zaten orada takdim ettikten sonra beni merkezden arama kurtarma işlerine tehkim ettiler. Yani siz burada Allah korusun Azerbaycan'da bir afet olsa buranın o gönülleri, bizim afetin olağanüstü durumlarda çağırdığı yardımcılar gibi, siz de öyle mi? Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın listesinde, siyahında olan birisiniz. Tekriben 5 yıl bizim Fevkalade Hallar Nazirliği ile birlikte çalıştım. O yüzden onlar benim faaliyetten haberdarlar. İnşallah ki böyle bir deprem olmaz bir daha. Olursa beni hemen çağıracaklarına eminim. Ama bu Türkiye'de olan bu üzücü olay duyduğumuz zaman ben AFAD'da önceler tanıdığım rehber şahsilerle konuştum. Onlar benim oraya götürülebilmeyeceğimi bildirdiler. Çünkü bu bir deklarasyon talebidir. Üstelik benim cihazım da bir gömrük işleri var. Bir de ben sivil olduğum için ben gidersem diğer şahısların da götürülmeme şansı artık bir problem yaratır. O yüzden ben kendi imkanlarımla ayın 8'i, 7'si ve 8'i bir uçak bileti buldum Ankara'ya. Ankara'ya uçtum. Oradan otokarla 10 saat sürede Kahramanmaraş'a çattım. Daha sonra merkeze geldim. Cihazım da benimle birlikteydi. Bizim Fevkalade Haller Nazirliği'nin emektaşlarıyla görüştüm. Onlar beni AFAD'a, Türkiye AFAD emektaşlarına takdim ettiler ki bu uzman, bu işleri bilir. Daha sonra bir talim geçtik. Ondan sonra imza attık. 9'u sabah saat 9'da Beşir Arama Kurtarma Derneği ile birlikte artık insanların hılas olması için, tapılması için işlere başladık. Bir cihazdan bahsediyorsunuz. O cihaz nasıl bir cihaz? Neyle ilgili bir cihaz? O cihaz enkaz altı inceleme cihazı. Hem görüntü hem de ses alabiliyor. Aynı zamanda sesi iletebilir hemen yardım bekleyen şahsa. Bundan başka
hatta bile o şahıs danışmasa bile, hatta o durumda olmasa da bile, onun görüntülerini ve onun olduğu yerin tespit olunması, doğru tespit olması için bu çok önemlidir kurtarma işlerinde. Bu kayıtları yapır. Daha sonra biz bunları koordinasyon başkanına bildiririk. Daha sonra kurtarma işleri başlayır ve paralel olarak aynı zamanda işleri yürütürük. Ta insan çıkana kadar. Peki 9'u sabah işe başladınız. Neler yaşadınız? Kaç kişiye can oldunuz, destek oldunuz? Ayrıca orada unutamadığınız neler oldu? 9'u sabah saat 9'dan biz işe başladık. O 9'u günü 2 şahıs kurtardık. Ta 13'üne kadar 14 kişiyi sağ olarak çıkarabildik. Yaşadığım öyle bir şeyler ki onları anlatma mümkün değil. Biz de asıl size Türk milleti adına teşekkür ediyoruz. Gönüllü bir şekilde çıktınız, yanımızda oldunuz. O çalışmalarda 14 vatandaşımızın da sağ kurtarılmasında çok büyük emek verdiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Azerbaycanlı Ceyhun Halilov, işte isimsiz kahramanlar diyoruz ya, onlardan birisiydi kendisi. Dediğimiz gibi deprem haberini aldı, hazırlıklarını tamamladı. Kendi şahsi cihazıyla birlikte, bundan önce geçmişinde almış olduğu eğitimle birlikte bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve sağ olsun kardeş kömeği diyoruz ya, işte onun tam anlamıyla bir örneğini sergilediğini ifade edelim ve Bakü'de son notlar bu şekilde, söz yeniden size bırakalım. Ceyhun Halilov'a minnettarız. Fatih Avanos, çok teşekkürler.